Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açılar konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekildeki dairesel saatte 11, 1 ve 3 rakamlarını gösteren noktaları birleştiren doğru parçaların oluşturduğu açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar bu saat 12 bölmeden mi oluşuyor? O zaman bu da dairesel bir saat olduğuna göre 360'ı 12'ye bölüp her bir bölmenin kaç derece olduğunu bulabiliriz. E o zaman 360 12'ye böldüğümüzde her bir bölme kaçar derece? 30'ar derece. Yani hocam burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 30 olduğuna göre burası 8 tane 30'dan 240 yapar. Hocam bu açıda 240 görüyorsa çevre açıda 1'e 2 oran vardır. Direkt burası kaçtır o zaman? 120 derecedir. Yani cevap denizli. Yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada bir çevre açı var. Alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfadır. E toplamları kaç yapacak? Bütün çemberin ölçüsünün alfa cinsinden belirler, belirleriz böyle. 10, 15 alfa mı? 15 alfa eşittir 360'sa, 360 sa. 360 15'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor arkadaşlar? O da 24 geliyor. Bizden de alfa isteniliyor. Cevap edremit oldu. Şekildeki O merkezi çemberde. Arkadaşlar O çemberin merkezi verilmiş. Burası da 40 derece verilmiş. E, o zaman burası 40 sa hemen 40 kullanalım. 40 sa gördüğü yay nedir? Açı ve yay ilişkisi 80'dir. 80 ise bakın burada bir çevre açı var. E, o zaman burası da 40 oldu. E, X'i kullanacağım. Hocam bu çemberin merkezini boşu boşuna vermemiştir burada. Bu çemberin merkezi demek ne demek? Çap demek. E, bu çap, çap olması ne demek? Çapı gören çevre açı 90 derece demek. E o zaman burada bir dik üçgen çıktı karşımıza. 40 ile x'in toplamı kaç yapmalı? 90 yapmalı. Ve x'i de buradan kaç buluruz? 50 derece olarak buluruz. Yani cevap balık esir. Bir aracın yakıt deposu doldurulduğunda yakıt göstergesi şekil bir dik gibi görünmektedir. Hop şöyle. Arkadaşlar burası kaç derece? 108 ise 360'dan 108'i çıkartırsam. Hocam 2 burası 52 yani 252 mi yapıyor? Evet. Bu yayın ölçüsü kaç? 252 olacak. Çünkü burası 252 derece olduğundan dolayı. 252 olacak. Ve kaç bölme var arkadaşlar burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 252'yi de 8'e böldüğümde 8'e mi böleceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8'e böleceğim. E, 108'e burası. 252. Tamam. 252'yi 8'e böldüğümde 3 kere 8 24. E, 12 kaldı. Maalesef bölünmüyor tam. Ee, burası kaç yapıyor o zaman? Gerçi 2 iki bölme. İkili ikili düşünecek olursak olay bitiyor o zaman ya. Tamam. Her bir bölmenin derecesini bulacaktım burada. Neyse buluyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, 8 8 olur mu? 1 kere 8 8 4 kaldı. 0 attım. Virgül attım. 5 kere 8 40 31.5 Her bir bölme 31.5 31.5 olduğundan dolayı burada şuradaki x açısı isteniyor. Burası da kaç yapıyor arkadaşlar? 63 mi yaptı? Evet burası 63 ise merkez açıdan dolayı burası da 63 olacaktı. Yani cevap denizli oldu. ABCDE çember üzerinde birer noktaymış. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor. Gençler buraya baktığım zaman aslında benim dikkatimi çeken şu var. Açılara dalıp da açılardan da işlem yapabilirim. Alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Alfa ise gördüğü ya 2 alfa ise 120-130 ise bilmem ne deyip yapabilirim aslında ama. Benim dikkatimi direkt şu çekti. Arkadaşlar Hoppala coppala coppala. Şu bir dörtgen değil mi? Evet bir de kirişlerden oluşan dörtgen. Kirişlerden oluşan dörtgen ne oluyordu arkadaşlar? Kirişlerden oluşan dörtgen. dörtgen kirişler dörtgen oluyor işte. Karşılıklı açılar toplamı 180'di. Yani burası 60 sa gençler burası 60 sa burası kaç yapacak? 120 yapacak. Yani bunlar 60-60 oldu. E hocam burası 60 sa e, buradaki dörtgenden dolayı x'i buluruz ama daha da kolaylaştırayım. Hocam 130'sa karşı tarafta kaç yapar? 50. E burada da iki iç açının toplamı bir dış açı değil mi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman? Evet. Yani içeride saçma sapan açı oluştuğu zaman üçgensel bilgileri de kullanabilirsiniz. İlla çembersel özellikle bulacaksınız diye bir şey yok. O yok. Bazıları şunu bu yapıyor. Hocam bu yayı bulurum, bu yayı bulurum, toplamının yarısı yap şeklinde yaparım diyorlar. Üçgen bilgisiyle de çıkıyor. Zaten bunun ispatı üçgen bilgisinden oluyor kardeşim. Ben burada üçgen bilgisinden buldum zaten. X neye eşittir? iki iç açı görünce dayanamam. 50 artı 60 derim. Yani toplamı derim. O da kaç yapar arkadaşlar? 110 derece yapar. Cevap Akçay. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye soruluyor. 70 ise gördüğü aynıdır gençler. Baktığımız zaman 100 140 derecedir değil mi? Çünkü 1'e 2 oran var çevre açıdan dolayı. Peki burası 140 ise dikkat edin arkadaşlar. Bir çemberde Burası alfayken burası ne oluyordu? 180 eksi alfa olmuyor muydu? 180'e tamamlıyordu burası. E hocam burası 140'sa büyük çemberi düşün. Şimdi küçük çemberi düşünme. Burası 140'sa. Burada kaç kaç yapar o zaman? 140'sa 180'e tamamlayanı 40 derecedir. Burası 40'tır. A Şurada da t t. -t. Bu açıdan ne olacaktır? Şu ikisi toplamı 180 yapacaktır. Yani burası 140 yapacaktır. Çevre açıdan dolayı da 140'sa x de direkt kaç yapar arkadaşlar? 70 yapar. Yani cevap denizli olur arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde çemberler birbirinin F ve K noktalarında da kestiğine göre B, A, e, X kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Normalde bu çemberden bu çembere geçiş yapacağım. Arkadaşlar bir şey çizecek olursam normalde merkez verilirse en etkili silahım yarı çaptır. Yarı çap çizeriz. Öyle boş beleş şeyler çizmeyiz. Ama burada hocam bu çemberden bu çembere geçiş yapmam gerekiyor. Ortak bir şey yapmam gerekiyor. İki çember kesmiş ya o zaman ne yapacağız? E, merkezi falan da olmadığına göre ortak giriş çizeceğiz. Mecbur. Yapacak başka bir şey yok. E ortak giriş çizdik ama 45 ile 70'i kullanalım isterseniz. Hocam 45'i ben kullanabilirim. 45'e ise gördüğü nedir? 90. E hocam burası 90 ise bu da çevre açı bakın. 90'ı görüyor. Burası da kaç yaptı? 45. E 70, 45 daha 115. Buraya kaç kaldı o zaman? 65 kaldı. Üçgendeki iç açılar toplamında. A 65 ise burası kaç yaptı? 115 yaptı. Bak bu çembere geçiş yaptım. Bu çemberin açısı oldu. Çevre açıdan dolayı gördükleri yaylardan gidebilirsiniz aslında ama bakın burada ne var arkadaşlar bir kirişlerden oluşan bir dörtgen var. Yani x ile 115'in toplamı 180 yapmalı. Dolayısıyla x'i buradan kaç buluruz? 180 eksi 115'ten 65 derece olarak buluruz. Yani cevap edremit oldu. Şekildeki çemberler E ve D noktalarında birbirini kesiyor. O küçük çemberin merkezi BAC açısı kaç derecedir diye soruluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şu soruluyor. Bu çemberin merkezi bu yay üzerinde verilmiş. Aslında bizim en etkili silahımız nedir arkadaşlar çemberde? Bir şey çizeceksek. Bak şu an hiçbir şey yapamıyorum. 54 ise 108 derim ve açı geçişi falan da yapamıyorum. Yani benim şu çemberi de kullanmam lazım. Şuradaki merkezi de kullanmam lazım. E burada merkez varsa biz bir şey çizeceksek bizim en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Unutma bunu. Yarı çap. Hocam şuraya çizeyim. Yok buraya çizme bak şekli bozdun. Şuraya çizersen bak üçgen oluşturmuş oldun. Ama yarı çap çizdiğin yarı çapla çizmeyle kalmasın arkadaşlar. Niye? Bu yarı çapsa yarı çap eşitliğini mutlaka mutlaka göster. Tamam gösterdik arkadaşım. E şimdi 54'ü kullanayım. Bak 54'e baktığın zaman şurada bir kirişler dörtgeni var mı? Var. Hocam burası 54 ise şurası 54 ise burası 180'e tamamlayan açısıdır. Yani 126'dır. A hocam 126 ise bu doğrusal olduğundan buraya 54 kaldı. X kenardan dolayı burası da 54 yaptı. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası da 108 yaptı mı yaptı. E hocam bu kirişlerden oluşan bir dörtgendi. 108 ile x'in toplamı kaç yapacak o zaman? 108 artı x de 180'e eşit olduğundan dolayı. E o zaman x de buradan kaç geliyor arkadaşlar? 180'den 108 çıkınca 72 geliyor. Yani cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Şekil 1'deki AB'ye çaplı yarım daire şeklindeki kağıt AB'ye paralel olan DE doğrusu boyunca katlanıyor. Ve şekil 2'deki gibi AB'ye T ye noktasında teğet oluyor. Ne yapalım arkadaşlar? Şunu şöyle bir geriye doğru açalım. Evet katlamalarda dairede katlamada da bu şekilde bir şey gelir arkadaşlar. Ben bunu katlamışım. Katlanmış halini geri açacağım. Peki ben bunu böyle katladığımda bu buraya gelmiş. Tek bir noktada kesmiş. Tek bir noktada kesmişse en tepedeki nokta değil midir arkadaşlar? Bunun en tepedeki nokta maksimuma geldi. Sonra maksimumdan aşağı gelecek. Tam iki eşit yarıyı ayırdığı noktadır. Yani buraları direkt 90 buraları da direkt 90 diyebiliriz aslında. Evet bu doğru da paralelmiş. Şöyle geldi. Arkadaşlar sen bunu böyle katladığın zaman bu buraya geldi ya. Şimdi dikkat. Sen bunu katladığın zaman en tepe noktası buraya teğet olarak geldi. Aslında buradaki noktanın bu doğruya göre simetriğini almış olduk. Ne oldu o zaman? Burası 90 derece oldu mu? Oldu. Çünkü simetriğini alıyoruz. Katlamasını alıyoruz. E bunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. E hocam burası 90 sa o zaman burası da 90 olur mu? Olur. Zaten biraz önce de o şeyden de e, tam tepe noktasından gelecek diye de söylemiştik zaten. Ya da tam tersi e, işlemde söyleyebiliriz. Katladığımızda bu buraya gelmişse 90 olur. 90 sa 90 tam tepe noktası olur diye de tersinden de söyleyebiliriz aslında. Önemli değil. Kafada soru işareti kalmasın diye hep en ince ayrıntısına kadar söylüyorum arkadaşlar. Hocam ne biliyorsunuz bunun en tepe noktası olduğunu diye soracağınızı hissettim sanki sorunun başında. Ondan dolayı bu şekilde dedim. Neyse çok konuşmaya başladım yine gevezelik ediyorum. Arkadaşlar biz çemberde böyle bir şey gördüğümüz zaman bir şey çizeceksek eğer özellikle ve özellikle en etkili silahımız neydi? Yarı çap. E hocam çemberin bak merkezi burası oldu. Tam 90'a 90 olduğundan dolayı hop en etkili silahımız yarı çap. Çizdik. E bu yarı çapsa yarı çapı çizmeyle kalmasın uzunluklarını göster. A hocam ben buraya A A dersem 2 A ise bak yarış uzunluğu 2 A. Burası da 2 A. 90'ın karşısısı 2 A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. Burası kaç çıktı o zaman? 60. Evet yan tarafta buna benzer bir şey var mı? Ee, i̇yi ki de bunu çizmişim arkadaşlar. Çok güzel. O zaman burası kaç bulduk arkadaşlar? 30 derece bulduk. Burası 30 sa Z'den dolayı burası da 30 budur arkadaşlar. 30'dur. Çünkü adam sana burayı paralel dedi. E burası 30 ise gördüğü yay nedir? 30'dur. Merkez açıdan dolayı değil mi? Hala daha bu çember arkadaşlar. E bu çember isterseniz tamamlanmış halinde şöyle gösterelim arkadaşlar. E hocam burada da bir çevre açı var. E o zaman buradaki açıda ne olacak? 30'un yarısı mı olacak burası? 15 olacak. Senden ne isteniyor? EKB açısı isteniyor. EKB şurası isteniyor. E hocam buraya 30 bulduk. Buraya 15 bulduk. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani burası kaç yapar? 45 yapar. Yani cevap Cihan. ABC bir ikizkenar üçgen. AB ile AC'yi birbirine eşit vermiş ve CB, CD ve CE birbirine eşit. Dikkat, dikkat. Arkadaşlar şurası şurası ve şurası eşit verilmiş. Hmm. Arkadaşlar 22 ise 44. Ben bunu şeyden bulabilirim aslında. Üçgenden de bulabilirim. Onu söyleyeyim, açık ve net söyleyeyim. Nasıl bulurum? Çemberden çözeceğim ama bunu. İlk etapta arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hocam x kenarlıklar var. Ne olacak? İşte buraya A dersen. Hocam burası A ise burası da A'dır. Değil mi? X kenarlıktan dolayı. Şu x kenarlıktan. E burası A artı 22. Burası da A artı 22. Hocam burası iki iç açının toplam bir dış açıdan. Burası A artı 44 yaptı. A iki iç açının toplam bir dış açıdan. Burası da A artı 44 yapacağı için. E, hocam A ile neyi toplarsak A artı 44 yapar? 44'ü. E. e hocam o zaman soru bitti. 44 ise şu x kenarlıktan. 180'den 44 çıkart. 100, 136 2'ye bölsen 68 mi çıkar? Evet 68. Burası 68 çıktı. Burası da 68 çıktı. E hocam burası 68. X kenarlık boşuna mı verildi? Hayır. E burası 68 ise burası da 68'dir. 68 68. Kaç? 136. O zaman X'e de kaç kaldı arkadaşlar? 44 derece kaldı diyebiliriz. Cevap bu şekilde çıkar üçgen bilgisiyle. Hocam bunun çemberle alakası ne? Çember bazı sorularda işimizi kolaylaştırıyor tabii. Ben şimdi çemberle ilgili işlem yapayım. Bakın bir noktadan çıkan 3 tane eşitlik varsa bakın görüyor musunuz? Bir noktadan çıkan 3 eşitlik var. A bir, bir, noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri çember belirtmiyor muydu? Yani çember belirtir arkadaşlar bu. Nasıl bir çember? Bu çemberin merkezi olacak şekilde bakın eşit eşit eşit. Merkez burası olarak kabul edeceksem bir çember çizsem bu D arkadaşlar E noktasından D noktasından ve B noktasından mı geçecek? Evet. Çemberimiz böyle olacak. A hocam burada 22 var. 22 ise gördüğü yay 144 çevre açıdan dolayı çemberin içerisinden çıkan bir açı. Burası da çemberin merkezi olduğu için burası da ne oldu? 44 oldu. Biraz önce de zaten biz bunu bu şekilde bulmuştuk. Hatırlarsanız arkadaşlar. E o zaman burası 44 ise burası 44 ise ikiz kenarlıktan dolayı burası ne olacak arkadaşlar? 180'den 44 çıkartıyoruz. 136 2'ye bölüyoruz. 180 eksi 44 bölü 2. 136 2'ye böldüğümüz zaman 68 mi çıktı arkadaşlar? Evet. Hocam burası 68 burası da 68. E bu bir x kenar üçgen verilmişti. 68 ise burası da 68'dir. 68 68 ve x'in toplamı ne yapıyor? 180 yapıyor ve x de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 44 derece çıkıyor. Yani cevap Ceyhan oldu. <laughs>